Bayhan'ın e, bir insanı işte taksirle öldürdüğü ortaya çıktığında ben sandım ki hiç kimse bizi seyretmeyecek. Çünkü o zaman Candaş'cığım böyle deneyimler yok ülkede. Bilmiyoruz yani. O gün yayına gittik. Yayın yaptığımız yerin kapısının önünde içeri girmek isteyen insanlar dolu. Bak dolu. Yeditepe Üniversitesi'nde yayın yapıyoruz. İnsanlar kapıları böyle şey e, omuz atıyorlar. Bütün kapılar bacalar indi. Üniversitenin mütevelli heyeti aşağıya geldi. Bu kapılar bacalar iniyor. Bunları içeri alamıyorsunuz bilmem ne diye. E, bizim o zamanki şirketin patronu e, mütevelli heyet başkanıyla tartıştı. Bizi de o yayından sonra üniversitede attılar. Hmm. Biz sonra e, Marmara Üniversitesi'nin tepedeki kampüsüne gittik öyle bir kalabalık vardı. İşe yaradı yani. Yaramış. Yaramış. Çünkü ben ilk defa o gün Popstar'ın bir reality show olduğunu fark ettim. Hmm, çok güzel. Mesela ondan önce Popstar'ın bir şarkı yarışması olduğunu zannediyordum. Ama o gün fark ettim ki hayır bu bir şarkı yarışması değil. İnsanlar insan hikayesini seyrediyorlar o programda. Bir reality show seyrediyorlar. Görmeni de, de biraz öyle değil mi? E, Tam de bir mi? insan hikayesi seyrediyoruz. Tabii. tabii ben de öyle. Ee, yani popstar konuşurken şey soracağım, Şimdi yeteneksizsiniz falan yapıldı ondan sonra, sonra o da bitti. O niye olmuyor olmadı daha sonra bu format? Yani birini çıkıp şarkı söyleme formatı ve ya bir çok, star yaratma meselesi. Çok yapıldı, çok oldu. Bir de artık yarışmacı yok. Hmm. Bence bütün ülkede şarkı söyleyen herkes tükendi bitti. Bir, bir durmak, bir dinlenmek lazım. Popstar'dan çıkan ya da yeteneksizsinden çıkan böyle bir çok acayip bir yıldız da olmadı galiba. Yani hiç şafak Sezer çıktı? Yeteneksizinden şafak şafak Sezer şeyden çıktı ya İner misin çıkar, mı? çıkar mısınlar? Çıktı. Evet, bir şey evet başka ya. bir tane daha söyler misin? Doğru. Ne? Kim? Doğu, Doğu kim? Doğru. Nereden çıktı? o Yeteneksizinden çıktı. Yani işte yani. E o sesten İran çıktı. Tamam. Geri alıyorum soruyu. E, X faktörden İlyas Yalçın taş çıktı. Ben yok o mesela ama yoksa yani, inciler olana kadar. E tamam da inciler olana kadar işte yani ondan sonra hala onu, adamın videosunu koyuyorsun 16 milyon seyrediliyor be. Bana böyle milyonlarla gelmiyor. <laughs> Biz seyredilmiyoruz 16 milyon diye böyle ağzımıza ağzımıza vurmayın 16 milyonları. Tamam yok ben benim hatam ikna oldum geri alıyorum soruyu. Ee, ama böyle bir şeyden mi diyorsun sen gerçekten? Artık öyle, o kadar yetenekli insan yok Türkiye'de mi diyorsun? Bitti bu kadar. Türkiye'de, Türkiye dediğim yer 80 milyon. Zaten bence 5 milyon yarışmaya katıldı. <laughs> 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 Seçmelerine girdi yani. Bak Popstar, e, Akademi Türkiye, Popstar Alatürk'a 4'tür tur. E, sonra O Ses Türkiye. Zaten 5 milyon insan girdi bence seçmelere. Bir durup dinlenmek lazım yenileri yeni gelsin diye. Türkiye o kadar yetenekli insan olduğu bir ülke mi sence? Bence değil. Hmm. Bence değil. Türkiye'de kız tavlamak için gitar öğrenmiş insanlar da çok güzel şarkı söylediğini zannediyorlar. Ama öyle değil dünya. Bir dönem çalışıyordu bu ama. Ben hiç öğrenmedim ama yani bir dönem değil mi? 90'larda gitar öğrenmenin erkeklerde bir sempatik tabii bir şey canım vardı, yani. vardı yani. Büyük. Etkisi vardı yani ama sonra tabii mahvoldu gitti yani. E, ee, Popstar'ı özlüyor musun peki o zamanları? O zamanın böyle bir kendince bir tatlı bir saflığı da vardı değil mi? İlk popstar en saf popstar'dı. O ne zamandı? 2003. Hmm. Çünkü ne jüri üyeleri ne yarışmacılar başlarına ne geleceğini bilmiyorlar. Kimdi jüri üyeleri hatırlatır mısın? Ben, Ahmet San, Deniz Seki, Ercan Sağaçı. Sonra Deniz Seki jüriyi terk etti yerine Zerrin geldi. Hmm. E, bir de bu jüriyi reddedenler var. Ya evet ya. <laughs> e, bir tanesi Yonca Evcimik'tir. Aaa. Tabii. İlk Deniz Seki yerine Yonca Evcimik'e ye teklif gitti. Yonca Evcimik bu programdan bir şey olmaz diye jüriye sormayı reddetti. Ve o program yıllarca aldı evet, götürtü eline. Evet, reddetti. Yonca Evcimik mesela reddedenlerden bir tanesidir. Sonra Nazan Öncel'e teklif gitti. Nazan Hanım reddetti. Sonra e, Şahin Özar, Yonca Evcimik'in de e, plak şirketiydi. Deniz Seki'yi önerdi bize. Biz de dedik ki peki Deniz Seki olsun. Deniz Seki geldi jüriye. Müthiş. Ama Ay, dadı'da da var böyle hikaye. Dadı ilk kez Hülya Avşar'a teklif edildi. Gülbeni Dadı. Evet. Hmm. Hülya Hanım e, bir sitcomun ve komedinin Türkiye'de olmayacağını düşünüp reddetti. Aşkın Nur Yenge'ye teklif, böyle teklif söyledim, ettik. Böyle söyledin mi böyle? Evet evet. Hmm. Aşkın Nur Yenge'ye teklif ettik. Aşkın Nur Yenge o zaman olacak o kadar da oynuyordu. E, olacak o kadardan daha iyi bir program olmaz o deyip reddetti. Zuhal Olcay reddetti. Sonra Gülben gitti. Gülben kabul et. Gülben de dadaymış ama ya. Değil yani mi? Değil mi? Yani dadaymış <laughs> yani gerçekten. Bence Hülya Avşar da olurdu. Olurdu tabii canım. Çok yani. güzel olurdu. Olurdu. Hülya Hanım gelince soralım bunu. Niye reddettiniz diye. Pişman mısınız? <laughs> Hatırlamayabilir. O da söyler <laughs> direkt pişmanım diye. Hatırlamayabilir. Öyle mi? Ama çok konuşuldu.